Bu daveti yaptığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. Öncelikle Kemal'e, onun hocalarına, yöneticilerine, onun bu teklifini kabul ettikleri için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii beni isim olarak ya da yazılarımdan bilebilirsiniz. Kemal Hocam benden bir kurikulum istemişti ama ben tembellik ettim. Kendimi bir tanıtayım. Aslında ben kendi alanımda ilerlemek için çok eğitim aldım. Ama çok da şanslıydım. Bu eğitimleri alabildim. Öncelikle ben Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Edebiyata çok düşkünüm. Edebiyatı çok seviyorum. Hem Türk edebiyatını hem Fransız edebiyatını çok seviyorum. Önce onu söyleyeyim. Yüksek lisansını ben Sorbonne Üniversitesi'nde yaptım. Doktoramı Fransa'nın Poitiers şehrinde yaptım. Doktoramı savunurken en sonunda hocalardan biri bana dedi ki, ben mektuplar üzerine çalışıyordum. Siz dedi çok yapısalcı çalışmışsınız. Siz gidin Greimas'la Todorov'la çalışın dedi. Meğerse o pek iltifat değilmiş ama ben onu iltifat olarak anladım. Bunlar klasik edebiyatçılar. Ve sonra onların kitaplarını falan karıştırmaya başlayınca hakikaten edebiyata başka bir türlü bakılacağını öğrendim. Bu sefer yeni bir eğitim süreci başladı bende. Fransa'da Uygulamalı Toplum Bilimleri Yüksek Okulu Anlam Bilim bölümüne gittim. Orada bir edebiyat tezi yaptım. Orada iki dalda çalıştım. Bir görsel gösterge bilim, ikincisi gösterge bilim. Bunun alt dalı da tabii anlam bilimdi. Ondan sonra çalışmalarımı ben hep bu yolda devam ettirdim. 1998'den 1912'ye kadar da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde söz sanatları, dil bilim, görsel gösterge bilim gibi dersler verdim. 2012'den sonra da Hacettepe Üniversitesi'nde kurulan Türk Tiyatro Enstitüsü'nde yani geçen yıla 2022'ye kadar da 2013 veya 2014'ten 2022'ye kadar da orada ders verdim. Murat'la da orada, Kemal'le de pardon, orada tanıştık. Orada hangi dersimi aldığını bilmiyorum. Söylem çözümlemesi miydi yoksa anlam bilim miydi? Evet hocam, ikisini de alabildim. Şanslıyım. Orada bu dersi sürekli olarak verdim. Ve tabii burada ben çok şey öğrendim. Değişik bakış açıları öğrendim. Öğrencilerin ihtiyaçlarını öğrendim ve bu noktaya geldim. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa eğer ben onları da cevaplayayım. Hocam teşekkür ederiz. Yani biz sizin sorunuzu yapmak üzere sözü vereceğiz zaten. Sorundan sonra zaten arkadaşlarımızın, hocalarımızın soruları olacaktır. Tekrar Peki. teşekkür ederiz hocam. Peki. Şimdi ben yan anlam, düz anlamdan söz edeceğim dedim. Tabii bu bir anlam ilişkisi. Onun için de başlığı anlam ilişkileri olarak koydum. Şimdi günümüzde tabii önce dil bilim kavramlarından hareket ediyorum. Modern dil bilim, sözlük bilim ya da sözcüklerin anlamlamasını iki düzlemde incelemektedir. Şimdi anlamlama yeni bir terim oluyor. Türkçe'de ancak bir üst terim olarak var. Anlamlama bir sözcüğün sözlükteki karşılığı olan anlamı. Anlam ise bir sözcüğün bağlam içinde kazandığı anlam. Bu ikisini biz ayırıyoruz. Yani anlamlama sözcüğün tek başına bağlamdan bağımsız olarak anlamı, anlam ise
bağlam içinde kullanımdaki anlamı. Şimdi anlamlama nesnel, istikrarlı ve değişmez öğeler barındırır ve düz anlamlıdır. Yani biraz sonra göreceğiz. Mesela koltuk dediğiniz zaman işte cansız, oturmaya yarayan, kolluklu, arkalıklı, ayaklı bir terimdir. Ama bu onun anlamlamasıdır. Ama ben şöyle dersem, senin de mi koltuğun sallanıyor dersem, burada koltuk yeni bir anlam kazanır bağlam içinde. Yani güç, gücün zayıflaması gibi. Düz anlam bir şeyin gösterge ile gösterilmesi olarak tanımlanır. Sözlükte verilen bu karşılıklar ya da yan anlamlar nesne ya da kavramlar konusunda nesnel üzerinde anlaşılan aynı dili konuşanların belleklerinde bulundurdukları bilgileri paylaşırlar. Şimdi ben yıllar önce bu konuda bir tez yaptırmıştım ve Fransızca öğretiminde yaptırmıştım. Birinci, o zaman AB düzeyleri yoktu tabii. Birinci düzey, ikinci düzey. Birinci düzey üzerinde o zaman benim dikkatimi şöyle bir şey çekmişti. Birinci düzeyde sözcüklerin mümkün olduğu kadar yan anlamlarından kaçınıldığını görmüştüm. Yani sandalye ise sandalye, kitapsa kitap, çiçekse çiçek. Yan anlamlar çağrıştırılmayacak bir biçimde kitaplar düzenlenmişti. Oysa bugün, iyi de ediyorlar tabii, bugün Türkçe'nin öğretimi kitaplarına baktığımız zaman yan anlamların çağrıştırıldığını da görüyoruz. Bunda da iyi ediyorlar. Bence ben de bu düşünceye katılıyorum. Çünkü bir dil sadece düz anlamlar değildir, başka anlamlar da çağrıştırır. Düz anlamlar dil yetisinin dil boyutunda bulunur. Yani bizim zihnimizdeki sözcük listelerinde bulunurlar. Yani orada dil boyutunda sözcüklerin, ama dediğim gibi dil yetisinin dil boyutunda yan anlamlar yoktur. Yan anlamlar ancak kullanımda, yani sözde, söylemde ortaya çıkar. Bu nedenle de bir yabancı dil öğretilirken öncelikle sözcüklerin tartışmaya açık olmayan nesnel düz anlamları öğretilir. Yani kalemse kalemi öğretiriz. Yani kalemiyle hayatını kazanıyor derken, yazarak hayatını kazanıyor diye bir çağrıştırma yapmayız. İkincisi ise yan anlam. Yani her sözcüğün bir düz anlamı, bir de yan anlamı var. Hatta yan anlamları vardır. Neden düz anlam tekildir de yan anlam var? Niye çoğuldur? Çünkü yan anlamları biz üç boyutta inceleyebiliriz. Birincisi kişisel yan anlamlar. Yani kişi için onun yan anlamı. Örneğin benim için kahve dediniz mi, ki çok sevmeme rağmen, uykusuzluğu çağrıştırır. Yani gene bu gece uyuyamayacağım. Onu düşünüyorum. Ama toplumsal olarak baktığımızda kahvenin yan anlamı kahve falı olabilir. Bir de tabii kültürel olarak, yani bütün topluma sinmiş yan anlamları var. O da Türk kahvesi. Yani o zaman kahvenin yanında hemen cezve, kahve fincanı, bir tane küçük lokum veya çikolata falan geliyor. Tabii Yunanlılar da Yunan kahvesi diyor. Onlar da kendi kültürlerinde kahveyi böyle benimsemişler. Yani yan anlamın oluşması için
aynı sözcüğe yeni çağrışımsal anlamların eklenmesi gerekir. Yani Roland Barthes'ın söylediği gibi aşılanması gerekir. Aşıdır bu. Aşılanması gerekir. Bu yeni anlamlara biz gücül birim diyoruz. Neden gücül birim diyoruz? Çünkü gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Mesela şöyle diyeyim. Ay ben kahve almayayım dediğim zaman benim kahve aldığım zaman, kahve içtiğim zaman uyuyamayacağımı bilen birisi aman hocam vermeyeyim ki kahve diyebilir. Ama böyle bir yan anlam taşımayan karşımdaki kişi aa niye diye sorabilir. Onda bu gücül anlam gerçekleşmemiştir. Gücül birimler hepsi özneldir. Yani kişiseldir, toplumsaldır, kültüreldir. Yani öznellik yalnız kişiye bağlı bir şey değil tabii. Bir topluluğa da bağlı olabilir, bir kültüre de bağlı olabilir. Bağlama göre değişirler, gerçekleşirler ya da gerçekleşmeyebilirler. Yan anlam, düz anlamın tersini söz birimin kullanımı sırasında aynı doğal dili kullananların paylaşmadıkları her türlü çağrışımsal, telkin edici, yaratıcı ve tartışmaya açık anlamları içerirler. Yani biz düz anlamlar üzerinde kolayca anlaşabiliriz. Bu bir kalem, bu bir düşünce, bu bir perde diyebiliriz. Ama kahvenin uykusuzluğu çağrıştırdığı konusunda anlaşamayabiliriz. Çünkü başkası gece 3 fincan kahve içer, 3 kupa kahve içer, mışıl mışıl uyur. Onun içinde ne diyoruz? Paylaşılmayan, çağrışımsal kişiye göre yani herkesteki çağrışımı farklı olan, kimi zaman telkin edici yani ne diyelim inandırıcı, ikna edici olabilir ve tabii ki yaratıcı. Şimdi bu yaratıcılık çok önemli bir sorun. Neden? Nerede sorun? Edebi çevirilerde sorun. Yani şimdi bir örnek vermek isteyeyim. Peki düşündüm hangi şey? Mesela Guillaume Apollinaire'in Köprüsü'nün altındaki şiiri. Sur le pont de Mirabeau. Şimdi bir Türk için Pont de Mirabeau çok Paris'teki Sen Nehri'nin üstündeki köprülerden biri olarak düşünülebilir. Ama bütün Parisliler bilir ki ismi çok güzel Pont de Mirabeau ama o köprülerin içinde en çirkinlerinden biri, en sıradanlarından biri. Yani bu kadar sıradan, bu kadar görsel olarak göze hitap etmeyen bir köprünün bu kadar sevgi, aşk, zaman gibi izlekleri yansıtması hep yan anlamlıdır. Onun için çeviride yan anlam çok önemlidir. Yani dil duyarlılığı dediğimiz şey çok önemli. Yani Fransızcayı, İngilizceyi, Almancayı, İtalyancayı, Rusçayı eğer çok iyi biliyorsanız, yerinde öğrenmişseniz bir takım yan anlamları yakalayabilirsiniz. Ama ben biliyorum ki sizin bazı yabancı öğrencileriniz, Türkçe öğrenen yabancı dil öğrencileriniz bazı yan anlamları yakalayamıyor. Bu da çok normal. Kemal de hatırlayacak. Bazen derste yabancı öğrenciler diyorlardı. Ben şunu dedim, herkes çok güldü falan diyorlar. Demek ki yaratıcılık tarafı var. Tabii bütün bunlar olunca da yan anlamlar tartışmaya açıktır. Biraz önce söylediğim gibi yan anlamlar toplumsal olabilir. Akdeniz ülkelerinde baba sözcük birimi,
vekil birim olarak otoriteyi çağrıştırır. Hatta İtalya'ya kadar giderseniz mafyayı çağrıştırabilir. Bizim ülkemizde siyaseti çağrıştırabilir. İzmirliler için boyoz keyfi çağrıştırır. Ankaralılar için ise bir çöreği, tuzlu bir çöreği çağrıştırır. Türk kahvesi örneğini vermiştim. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi yan anlamları biz üçe ayırmak zorundayız. Bunlardan birisi olumlu çağrışımlar yapabilir. Yani keyif almak, birlikte oturmak gibi. Ne olumlu ne olumsuz olabilir. İşte bir yerde oturmak olabilir. Olumsuz çağrışımlı olabilir. Benimki gibi uykusuzluğu çağrıştırabilir. Yalnız şunu söyleyeyim. Yan anlamsız sözcük yoktur. Yani en teknik terim bile o teknik terimi kullananlar için yan anlamlı olabilir. Mesela bir cerrah terimi, bisturi terimi. Bizim için bir üst dil terimi, ameliyatta kullanılan bir terim. Ama doktorlar arasında, daha doğrusu cerrahlar arasında o kadar çok yan anlamı var ki biz onları bilmiyoruz. Onlar kendi alanlarında kullanıyorlar. Düz anlam her zaman tekildir. Oysa yan anlamlar bağlama, kişiye, yere ve uzama göre değişebildikleri için hep çoğuldur. Biraz önce bağlamı verdik, uzamı verdik. İzmir, Ankara örneğini. Zamana göre de değişebilir. Bir zamanlar çok yan anlamlı olan bir sözcük bugün yan anlamlı olmayabilir. Örneğin ipek. İpekli kumaş. Yani 1960'lardan, 70'lerden önce zenginliği, seçkinliği çağrıştırırken Çinlilerin suni ipek yapmasıyla birlikte, herkesin giymesiyle birlikte ipek birazcık değerini, ipekli kumaş değil, ipek demeyeyim de, ipekli kumaş değerini kaybetti. Yani artık ay ne güzel ipekli dediği zaman başka bir anlam. Şimdi hiç kimse birinin üstünde ipekli bir şey gördüğünde ay ne güzel ipekliymiş demez. Kısacası yan anlam dil yetisinin söz boyutunda yani kullanımında yer alır. Bu nedenle de sözlük bilim çağrışımsal bir değer kazanarak anlamı karmaşıklaştırır. Anlam karmaşıklaşır. Neler girer içine? İkinci derecede fikirler, imgeler, izlenimler hep düz anlama eklemlenmeye başlar. Yan anlamın oluşabilmesi için mutlaka düz anlamın bulunması gerekir. Yani yan anlam düz anlama eklemlenir. Biraz önce söylediğim gibi bir nevi aşılanır. Şimdi düz anlam, yan anlam karşılaştırması... siz mi indireceksiniz? Dur bakayım, ben indirebiliyorum. Ben indirebiliyorum. Siz indiriyorsunuz herhalde. Ben pek indiremedim. Tamam. Hocam kontrol sizde şu an. Becerdim. Düz anlam, yan anlam karşılaştırılmasını çok kısaca şöyle gösterebiliriz. Tabii bunlar sizin bildiğiniz şeyler. Yukarıdakilerin de özeti. Düz anlam dildedir, nesneldir, bilgi vericidir, istikrarlıdır. Yan anlamlar söz, yani yan anlam sözde oluşur, özneldir, toplumsaldır, kültüreldir, bireyseldir. Çağrışımsaldır, size bir şeyler çağrıştırır. Ha, bunun içinde bilgi olur mu? Olursa olur, olmadığı zaman da çok. Bir de istikrarsız tabii. Şimdi ben burada koltuk sözcüğüyle başladım. Koltuk
Şöyle diyelim. Yanlış şey yapmışım. Geniş, rahat, kol dayayacak yerleri olan bir mobilya. Yani koltukları yerleştirdin mi diye bir soru sorduğumuz zaman bu düz anlamlıdır. Ne olumludur, ne olumsuzdur. Başka bir şey vereyim. Aman bunlar da önlerine gelen yere koltuk koymuşlar derseniz burada da bir olumsuz değerlendirme, işte zevksizlik, görgüsüzlük gibi çağrışımları olabilir. Ya da devam edelim. Bu koltuk da çok rahatmış dediğimiz zaman bir olumlu değerlendirme görüyoruz. Burada bir keyif görüyoruz. Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim. Bu benim çok kullandığım bir şey. Tabii bu Kemal'in bildiği bir şey ama. Bu flash arasına aldığım kelimeler metnin düzeyinde oluşmayan, gerçekleşmeyen ya da sözlükleşmeyen terimler. Yani akıl yürütmeyle, çıkarımla bulduğumuz anlamlar. Gelelim, dikkat et koltuğun sallanmasın. Burada biz bir olumsuz değerlendirme, yani aman gücüm kaybolmasın. Yani bu tabii her türlü güç olabilir. Demek ki koltuğun düz anlamları ve yan anlamları italikle vermişim. Aşağıdaki gibi gösterilebilir. Gösterge, gösterinde koltuk. Gösterileni ise sözlüklere bakarak yapıyoruz, birazcık da ekliyoruz. Oturmaya yarayan nesne, kolluklu, arkalıklı, ayaklı, arkalığı koymuşum bir daha. Dün akşam kontrol ettim ama demek ki. Ayaklı, kolluklu bunlar. Fakat ondan sonra gelenler gördüğünüz gibi italikle, rahatlık bağlama göre, görgüsüzlük, tembellik, keyif, güç. Şimdi aslında burada bunların hepsi aynı anda gerçekleşmez. Yan anlamların hepsi aynı anda gerçekleşmez. Yani eklemlenmez. Bunlar bağlama göre bir bağlamda görgüsüzlük gerçekleşir, bir bağlamda tembellik, bir bağlamda keyif, bir bağlamda güç gerçekleşebilir. Yani bu gördüğünüz italikte yazılan kavramlar her bağlamda gerçekleşmez. Şimdi gene aynı örneklere devam ediyorum. Ne rahatına düşkün insanlar, bahçeye bile koltuk koymuşlar sözcesinde. Koltuğa rahatlık, olumlu gücü bilmek eklenmiş. Yukarıda gördüğünüz gibi verdiğim örnekte işte ne görgüsüz insanlarda ise olumsuz yan anlam, görgüsüzlük. Belki de ne diyelim, boşa para harcama gibi bir yan anlam da eklenebilir. Koltuğun anlam birimcikte metine eklenmiştir. Koltuğu hiç sevmem. İnsanları tembelliğe alıştırıyor sözcesinde. Tembellik olumsuz gücü birimi belirmektedir. Bir de başkaları var. Bunları öğrencilerimin verdiği örnekler bunlar. Koltuğu seviyor ve koltuk onu değiştirdi. Şimdi tabii bu bağlam gerektirir. Yani bazı insanlar vardır ki hep yönetici güçlü olarak doğmuştur. Hep ana bilim dalı başkanı, hep bölüm başkanı, hep şey başkanı olacak. O zaman koltuğu seviyor denebilir. Ya da koltuk onu değiştirdi. O zamana kadar çok mütevazi, çok tatlı dilli, çok arkadaş canlısı olan birisi bu özelliklerini bu özelliklerini yitirebilir. Ya da tam tersi de olabilir. Çekingen, kimseyle pek konuşmayan, sevimli gelmeyen biri bir güç sahibi olunca
birim başkanı oldu mesela. Bir bakarsınız, aa ne tatlı, ne güler yüzlü, ne sevimli olmuş olabilir. O zaman da gene koltuk onu değiştirdi diyebilirsiniz. Biraz önce de söyledim, yan anlamı olmayan sözlük birim düşünmek neredeyse olanaksızdır. Şöyle diyelim isterseniz, biraz fazla gittim. Konuşucular çevrelerinde bulunmayan göndergelerden neredeyse daha çok söz ederler. Örneğin bilmiyorum şu masanızın üstünde bir nar var mı? Veyahut da kaldırım taşı var mı? Yok. Ama biz kaldırım taşından da, nardan da, meyvelerden de, renklerden de onlar olmadığı halde konuşuruz. Ve onlara bir yan anlamda yükleriz. Yani şu anlamda benim masamda bir Türk kahvesi yok, olmayacak da. Ama Türk kahvesi dediğim zaman hemen yan anlamı aklıma geliyor. Her sözcük dilin yaratıcılığına, kültürüne, bilgi birikimine, kullanıcısına, alıcısına ve bağlama bağlı olarak yan anlamla beslenip yeni gücül anlamlar çağrıştırabilir. Şimdi her sözcük dilin yaratıcılığına dedim. Yani her dilin yaratıcılığı farklıdır. Yani Türkçenin yaratıcılığı ile mesela Kazakçanın yaratıcılığı aynı değil. Mesela geçenlerde böyle birisi ölmüştü. Biz çok üzüldük falan. Ne olmuş falan diye sordum. Bir Kazak tanıdık, canı çıkmış dedi. Yani bir rahatsız oldum yani. Biz dedim Türkçe'de canı çıkmış demeyiz. Yani can verdi deriz dedim. Aa dedi, o zaman hemen o da başka bir şey buldu. Biz de dedi canı üzüldü deriz dedi. Gördüğünüz gibi dillerin yaratıcılığı birbirinden çok farklı oluyor. Tabii bir de dil kültürümüz var. O dil kültürü de bizim yaratıcılığımızı, yan anlamlarımızı değiştirebiliyor. Tabii bilgi birikimi de değişiyor. Şimdi teknolojik bir dil, bilgi birikimi olan dil ile teknolojik dil birikimi biraz daha farklı olan daha farklı oluyor. Buradan bir örnek vereyim bilgi birikimine. Mesela Türkçe'de aile terimleri çok fazladır. Eltiler, bacanaklar, kayınvalideler ne kadar çoktur. Fransızca'da bu çok az. Dayılar, halalar yoktur yani. Babamın kardeşi, annemin kardeşi şeklinde gider. Ama Almanca bu konuda bize biraz daha yakın. Orada da akrabalık sözcükleri çok fazla. Onu da söyledik. Tabii bir de kullanıcısına bağlı. Siz ne kadar kültürlü, ne kadar okumuş, ne kadar bilgi birikiminiz, ne kadar dil duyarlılığınız varsa da yan anlamları o kadar çabuk oluşturur ve o kadar çabuk anlarsınız. Onun için şu anda Türkçe'yi öğrenenlerin dil birikimleri yetersiz diyeyim. Yetersiz özellikle A1 düzeyinde, A2 düzeyinde. Yetersiz olduğu için kimi zaman yan anlamları hiç anlamadan düz anlamda kalabilirler. Bilinçli ya da bilinçsiz bir çağrıştırmada yan anlam, düz anlam üzerine yapılan bir aşıdır. Yani yan anlamı biz her zaman bilinçli, isteyerek oluşturmayız. Kimi zaman da kişisel kullanımlarda hiç istemeden veya bilinçsizce yan anlamları da çağrıştırabiliriz. Yan anlamlar duygusal, ki bunu duygularımıza bağlıdır yan anlamlar. Yani duygularımızla anlarız, anlatırız, paylaşırız. Öznel, bireysel, toplumsal ve kültürel oldukları kadar
dil düzeylerine de bağlı oldukları için bir dilden diğerine çevirmeleri çoğunlukla sorun yaratır. Benim en çok sorunlu bulduğum sözcüğümüz Türkçe'de kafa ve baş. Şimdi kafa sözcüğü aslında ölçünlü dilde değil, teklifsiz dilde kullanılan bir sözcük. Ama o kadar çok ölçünlü dilde kullanılmaya başladı ki çıta atladı, ölçünlü dile yerleşti. Bana bakmak için kafasını çevirmedi sözcüğünden, konuşucunun sözünü ettiği kişiye iyi gözle bakmadığı anlaşılır. Yani bana başını çevirmedi derseniz, yani o kişiye daha iyi gözle baktığını anlarız. Ama kafa sözcüğü seçimiyle olumsuz bir anlam çağrıştırdığı anlaşılmaktadır. Üniversite öğrencilerinin kullandıkları teklifsiz dili öğrenmek ve anlamak kimi zaman zor olabilir, özellikle bizler için. Ben öğrencilerimden öğrendim bu sözcükleri. Titi sözcüğü, zengin, biraz abartılı, biraz marka düşkünü, üst sınıftan olan ya da üst sınıftanmış gibi görünen, yapan, güzel, sevimli, şık ama biraz da yüzeysel bir genç kızı küçümsemek için, onunla alay etmek için kullanılıyormuş. Tiki'den farklı olarak bir de ciks varmış. Bu da erkekler için. O da yakışıklı, düzenli, ilgi çekici kişiler için kullanılıyormuş. Biraz hayranlık eden bir ifade, hayranlık ifade eden, kimi zaman da biraz alaycı bir sözcüktür. Hem erkekler hem kadınlar için kullanılmaktadır deniyor. Sözlükten bulduğu karşılık. Özellikle yazınsal yapıtlarda yan anlam olgusu her zaman görülür. Örneğin Türkçe'de güneş sözcüğü ısıyı, bereketi, öğlen saatini, plajı, denizi, şapkayı çağrıştırırken fazla olmuş bu. Çağrıştırırken Batı toplumlarında söz konusu yan anlamların yanında bilgiyi, krallığı, öğleden sonra uykusunu akla getirir. Yani İspanyollar ve İtalyanlar için güneş dediniz mi siesta geliyor. Şimdi bir ben çözümleme yaptım. Onu da size paylaşayım. Salih Bolat'ın bir şiiriydi bu. Öğretmenler Günü'nün için yazılmış. Salih Bolat'ı da biliyorsunuz geçen yıl kaybettik. Çok iyi bir şairdi. Benim de çok İyi bir arkadaşımdı. Kaybına çok üzüldüm. Hocam çok özür diliyorum. Benim de çok yakın arkadaşımdı. Birlikte bilardo'da oynardık bazen. Yıllarca birlikte, evet, ben de çok çok üzülmüştüm kaybına. Özür ben dileyerek araya girdim. İyi ettiniz, iyi ettiniz. Ben de kızdım. Yani aşı olmadı diye. Belki o zaman bir şansı olurdu diyorum. Şimdi ilk gün öğretmenimizin yüzü nasıldı? Sesi ve elleri. Hatırlamaya çalışıyorum. 50 yıl önceki ilk gün heyecanını. Kulağımda bir uğultu, dışarıda bir yağmur, sınıfta güz kokusu. Öğretmenimizin yüzü nasıldı? Sesi ve elleri. Umudu öğretmişti ilk gün hafif kederle. Hatırladım. Sesi annemin sesi, elleri ablamınki, yüzü bütün iyi insanların yüzü aklımda. Çok sevdiğim bir şiir bu. Bir de A1 düzeyinin sonlarına doğru üzerinde çalışılabilecek bir şiir gibi göründü bana. Tabii öğreten sizsiniz, siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi düz anlamına baktığımız zaman Türkçe'nin düz anlam için sözcükleri verdim. Yüz, el. Önce bir sözcük grubu oluşturdum. İnsan bedeninin parçalarında. Yani bunun içinde sadece bunları göreceksiniz. Yani insana ait, insan bedeniyle ilgili olanlar. Yüz, el, ses. Düz anlamları verdim. Herhalde okumama gerek yok.
Yüz içinde yan anlam ne olumsuz olanı için insan olarak verdim. Ve yani bu ne olumlu ne olumsuz bir anlam. Yan anlam olumsuz olduğu zaman yorgunluk olarak aldım. Bir de olumlu olarak aldım iyilik. Belki buraya belki bir şefkat de koyabilir miyiz bilmiyorum ama iyilik. Yani bu sizin ekleyebileceğiniz şeyler burada. Ben burada kendime göre ekledim. Siz başka yan anlamlar ekleyebilirsiniz. El tabii ki düz anlamını biliyorsunuz. Zaten sözlükten aldım. Yan anlamı ne olumlu ne olumsuz olarak iş, devinim. Olumsuz olarak pislik, hırsızlık olarak aldım. Yan anlam olarak da, olumlu olarak da belki ablayı aldım ama yani belki bunun yanına başarıyı koyabiliriz. Çünkü şimdi aklıma geldi. Yani başka ele koyabileceğimiz sanat anlamını ekleyebiliriz. Sanat gibi. Yan anlamlar ekleyebiliriz. Ses, uzaklık, ne olumlu ne anlamsız, fısıltı, başka ses, şeyler de eklenebilir. Yan anlam, sağırlık, olumsuz olarak, gürültü, anne, belki şarkı olarak ekleyebiliriz. Ama tabii bunlar benim şu anda, dün akşam bakarken bunlar aklıma gelmedi. Demek ki çok bana esin verdiniz. Siz de başkalarını ekleyebilirsiniz. Siz kendi dil duyarlılığınıza göre. Sonra bir de insanlarla ilgili yaptım. Bunlar da öğretmen, anne, abla. Bunları da yaptım. Canlı olarak hepsi insan. Akrabalık ve meslek burada işin içine girmiyor. Bu da işin içine girmiyor. Öğreticilik insanın ayırıcı bir özelliği değil. Yan anlam olarak da ne olumlu ne olumsuz. Öğretmen için ise canlı, insan, akrabalık ilişkisi burada yok. Mesleği var, öğreticilik özelliği var. Olumlu yan anlam taşıyor. Anne tabii ki canlı, insan, akrabalık ilişkisi gibi. Ama tabii bir mesleği de olmayabilir, öğretici de olmayabilir. Ama olumlu bir yan anlam taşıdığı için, taşıyor gibi geldiği için bana şefkati de çağrıştırdı. Abla yine anne konumunda, o da olumlu. Şefkat, belki ablaya bir de koruyuculuk ekleme bilir genellikle. Koruyuculuk, bakıcılık ablalara eklemlenir. Şimdi tablo 2'de görüldüğü gibi öğretmen insan özelliklerinin yanında meslek ve öğreticilik özellikleri de taşımakta. Bir de zamansal bir şey yaptım. 50 yıl, ilk, gün, güz gibi hepsi zaman özelliği taşıyor. Hepsi süre özelliği taşıyor. Ama başlangıcı bildiren bir tek ilk. Mevsimi bildiren bir tek güz. Öncelik bildiren 50 yıl gibi. Gördüğünüz gibi beş zaman birimi olmasına rağmen hepsinin anlam birimcik açısından baktığınız zaman farklı özellikleri var. Ve hepsi de tek başına zaman olarak yan anlam olarak da baktığınız zaman ne olumlu ne olumsuz özellikleri var. 50 yıl mesela uzun süre geçmiş zaman bildirir. İlk dediğim gibi başlangıç bildirir.
Düz biraz hüzün ama benim için bazıları için hüzün, bazıları için de renk bildirebilir. Çok renkli olduğu için sonbahar. Şimdi buradan sonra gene devam edelim. Bu üç tabloya baktığımızda yan anlam açısından zaman daha çok bir yansız, nesnel gibi görünse de geçmişi ve hüzünü çağrıştırarak geçmişin hüznünü yansıtmaktadır. Akrabalık ilişkilerine gelince daha çok olumlu çağrıştırım yapar. Özellikle abla ve anne. Personallik yani ben şiirde ben diye konuşan kişi konuşucusuna yani oradaki o geçmişin öğrencisine ikisi de çok yakındır. Bu yakınlık aileden olmayan öğretmene de yansıtılmıştır. Güzün hüznü ile öğretmenin kederi birbirini tamamlamıştır. Böylece şefkat içinde okula başlamaya biraz da kederin eşlik ettiği söylenebilir. Benim söyleyeceklerim size bu kadar. Salih Polat'a da buradan bir selam, sevgi gönderin. Şimdi sizleri dinliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam.